Merhabalar efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Akmek Kadın Meslek Edindirme kurslarımızı ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Yanımda Dilek Göktaş hanımefendi var. Kendisini daha önceki programlarımızda tanımıştık. Bugün de farklı tekniklerle kara kalem nasıl çizilir onları anlatacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler efendim, bizler deyiz. Ramazanınız da mübarek olsun. Teşekkür ederim, hepimizin inşallah. İnşallah efendim. Bugün bizlere kara kalemde neler yapacaksınız? Geçtiğimiz videoda obje çizimini göstermiştik. Ölçü nasıl alınır onları göstermiştik. Bu videomuzda da kareleme tekniğini göstereceğiz. Kareleme tekniği nedir? Kareleme tekniği yapmak istediğimiz herhangi bir resmi orantılı ve düzgün bir şekilde resim kağıdımıza çizebilmemizi sağlayan bir teknik üretmişler. Kareleme tekniği olarak. Elimize herhangi bir resim alıyoruz. Resmini yapmak istediğimiz herhangi bir şeyin, atıyorum şu an yelkenli çıktısını aldık biz. Bunun resmini kağıdımıza çizeceğiz. Çizerken de biraz daha kolay olsun diye kareleme tekniğini kullanacağız. Kareleme tekniğimiz nasıl bir teknik? Aldığımız resmi küçük küçük, adından da anlaşılacağı gibi küçük küçük karelere ayırarak resim kağıdımıza çizmeye çalışacağız. Şimdi elimizdeki resmi ufak ufak karelere böleceğiz. Bu resmimizi üçer santimden böleceğiz. Üçer üçer ayırıp işaretlerimizi koyuyoruz. Daha sonra bunları birleştireceğiz. Çizimi, kareleri çizerken de renkli kalem kullanırsak resmimiz siyah olduğu için, siyah beyaz olduğu için renkli bir kalemle üstünden çizim yaparsak daha net görürüz. Bu şekilde yapmak daha kolay oluyor değil mi kara kalemde? Bu şekilde yapmak daha kolay. Öğrencilerimiz, yeni başlayan öğrencilerimiz bakarak çizmekte biraz zorluk yaşıyorlar. Zorluk yaşadıkları için de bu kareleme tekniği biraz daha kolay oluyor. Hem resmi kağıda çizerken özgüvenleri kırılmamış oluyor. Kendileri her aşamasını kendileri yaptıkları için de hem kağıt üstünde orantılı bir resim çizmiş oluyorlar. Hem moralleri, motivasyonları kırılmadan kendi ürettikleri bir resim ortaya çıkmış oluyor. Yine dikey çizgilerimizi çektik. Yatay işaretlerimizi yapıp yatay çizgilerimizi çekeceğiz. Siz de çok kullanıyor musunuz hocam bu tekniği? Yoksa sadece kurs yerlerinde ilk başlayanlar için mi gösteriyorsunuz? İlk başlayanlar için çok güzel bir teknik. Dediğim gibi zorlanmıyorlar resim kağıdına çizerken zorlanmıyorlar. Daha büyük boyutlarda çalışma yaptığımda evet ben de kullanıyorum. Yatay çizgilerimizi birleştiriyoruz. Ufak ufak karelerimiz oluşmaya başladı. Evet, bu şekilde küçük küçük karelerimiz oluştu. Daha sonra aynı karelemeyi bu resmimizi hangi kağıda yapacaksak o kağıtta da aynı bölme işlemini yapacağız. Örneğin burada elimizde kaç tane kare varsa o kadar parçaya resmedeceğimiz kağıda aynı şekilde aynı parçaya bölmemiz gerekiyor. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 7 de diyebiliriz. 7 kareye bunun enini, boyunda da kaç tane kare varsa aynı sayıda kareleri buraya çizerek karelerimiz büyüyerek geçecek. Mesela burada 3 santime 3 santim ayarladığımız karelerimizi kağıdımız büyüdüğü için biz bu kağıt üstünde 4 santimden karelerimizi alırsak yine aynı sayıyı vermiş olacağız. Resmi çizeceğimiz kağıdımıza kurşun kalemle çiziyoruz. Burada tükenmez kalemle belirlemiştik çizgilerimizi, karelerimizi.
Resmedeceğimiz kağıtta da kurşun kalemi kullanıyoruz. Karelerimizin boyutu büyüdü burada. Çünkü kağıdımız büyüdüğü için karelerimizin boyutu da büyüdü. Bunu 4 santimden böleceğiz dedik. 12. Yine dikey işaretlemelerimizi yapıyoruz. Aynı işlemi, küçük kağıtımızda yaptığımız aynı işlemi çizim yapacağımız kağıtta da yapıyoruz. Bu kağıdımıza çizeceğimiz kareleri, bu çizgilerimizi fazla bastırmadan yapıyoruz. Çünkü şeklimizi çizdikten sonra bu karelerimizde işimiz bitecek ve karelerimizi sileceğiz. Belli belirsiz. Dikey çizgilerimizi birleştirdik. Yatay çizgilerimize geçiyoruz. Evet. Yine burada şuna dikkat edebiliriz. Burada işaretlemelerimizi yaptık 4 santimden yine. Cetvelin yönünü çevirmeden aynı şekilde sağ tarafa çekip işaretlememizi yapmamız gerekiyor. Cetvelin yönünü değiştirirsek çizgilerimiz, karelerimiz eğri olur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Cetvel hep aynı yönde olacak yani. Aynı yönde olacak. Bu da püf noktası bence. Evet, bu püf noktası aynen. Çünkü bunları yanlış çizdikleri zaman karelerimiz eğri oluyor. Kareler eğri olunca da çizeceğimiz şekil de eğri oluyor tabii ki. O yüzden bu aşamaları düzgün bir şekilde yaparak ilerlemeleri gerekiyor. Evet, şu anda resmimizi çizeceğimiz kağıtta da karelerimizi yaptık. Görüldüğü üzere kağıdımız küçük, karelerimiz de küçük. Kağıdımızı büyüttük, karelerimizi de büyüttük. Bundan sonrası resmimize bakarak hangi karede hangi şekil varsa oraya o şekli çizmemiz gerekiyor. İşimizi biraz daha kolaylaştırmak amacıyla buraya numaralandırma yapıyoruz. Enine rakamlar 3, 4, 5, 6. Boyuna da harfleri yazarak aynı karenin içerisine yazdığımız harfleri, rakamları buraya da aynı şekilde yazıyoruz. Ve çizmeye başlayacağız değil mi? Evet. Bunda da hata yaparlarsa yine şeklimizde kayma olur. 2'yi hangi kareye yazdıysam orada hangi karedeyse burada da aynı karede olması gerekiyor. Yine harflerde de hangi karenin içerisinde hangi harfi yazdıysak onun orada olması, doğru yerde olması gerekiyor. Aksi takdirde yine şeklimiz eğri bir şekilde yansıyacaktır kağıdımıza. Bu şekilde devam ettik. Daha sonra şeklimize başlıyoruz. En üst tarafta ne görüyorsam. İstediğimiz yerden başlarız tabii ki. Bu bizim kendi seçimimiz. Üstünden de başlayabilirsiniz. Sağından, solundan. İstediğiniz her yerden başlayabilirsiniz. Yeter ki doğru çizgiyi, doğru kareye çizelim. Üçüncü karemde gördüğüm, burada gördüğüm, üçüncü karede hangi şeklim varsa A karesi içerisinde gördüğüm şeklin aynısını kağıdıma çizeceğim. Burada gördüğüm ufak bir yelkeninin bayrak kısmı var. Çok fazla detaya girmeme gerek yok. Kabataslak çiziyorum. Çünkü tonlama yaparken de detayları düzelte düzelte devam edeceğim için şu aşamada çok fazla detaya girip ton atmaya burada kesinlikle gerek yok zaten. Şeklimizi nereden gelip nereye doğru gidiyorsa doğru yerlerden
çizgilerimi birleştirip şeklimi ortaya çıkarıyorum. Şimdi burada bir sürü yerde ayrıntı var mesela. Daha ayrıntılı kısımlar olursa, örneğin burası biraz daha ayrıntılı bir kısım. Burayı yaparken de karede eğer hangi çizginin nereye geldiği konusunda yine zorluk yaşıyorsak, bir kareyi tekrar dörde bölüyorum. Aynı kareyi burada bulup tekrar o kareyi de dörde bölüyorum. Biraz daha detaylandırıp çizgilerimin nereden geçtiğini daha net görebilirim. Karelerimizi küçülttükçe detayları daha hangi çizginin nereden geçtiğini daha doğru bir şekilde bulabilirim. Eğer fazla detaylı bir yer yoksa yine buralar gibi çizgim örneğin nereden başlıyor? Buradan başladı. Nerede bitiyor? Burada bitiyor. Devam ettim. Göz kararı ayarlayabilirlerse göz kararı. Göz kararı yine geniş alanlarda da göz kararı ayarlamakta, çizginin nereden geçtiğini ayarlamakta sorun yaşıyorlarsa yine aynı kareyi tekrar dörde bölüp doğru çizginin nereden geçtiğini bulabilirler. Devam ediyoruz. Bu bayrak direğinin devamı. Nereye gelmiş? Çizginin alt tarafına. Yine çizginin alt tarafına doğru giden kısmı belirledim, işaretledim. Enini verdim. Devam ediyorum. Burada başlayan bir kısım var. Nerede başlamış? 3B karesinde başlamış. 3B karesinde şurada bir yerde başlamış. Dediğim gibi göz kararı yapabilirlerse göz kararı, göz kararı yapamadığınız yerlerde tekrar aynı kareyi dörde bölüp daha detaylandırıp doğru çizginin nereden geçtiğini daha kesin bir şekilde bulabilirler. Devam ettim. Yine burayı takip edin. Sürekli oraya bakıyorum. Sürekli oraya takip ederek çizgi nereden başlamış, nereye doğru devam etmiş. Aşağıya doğru indi. Şuradaki çizgi mesela E4. E4'te bitmiş. Şurada bir yerde bitirmem gerekiyor. Şuradan gelen çizgiyi. Bu şekilde devam ederek bu şekilde daha kolay çizilebiliyor. Bu şekilde otomatikman karelerimiz büyük olduğu için buradaki şeklim büyüyerek orantılı bir şekilde kağıdın üstüne yansımış oluyor. Bu aşama biz daha önceden hazırlamıştık bu aşamanın bitmiş halini. Bundan sonraki aşamamız bu aşamamız. Bu aşamaya geldikten sonra tüm detayları girdikten sonra bu aşamadan sonra eğer şeklimizde herhangi bir eksiklik varsa son aşaması. Çünkü bundan sonra karelerimizi silip tonlamaya geçmemiz gerekiyor. Şu aşamada şeklimizde herhangi bir eksiklik varsa onları tamamlıyoruz. Tamamladıktan sonra da karelerimizi silip bunun bir kısmını da göstereceğim ben. Şu şekle geldik örneğin. Çizimimizi bitirdik. Sadece şu kısmı gösterelim. Daha sonra karelerimizi silip tonlama aşamasına geçeceğiz. Kareleme tekniği bakarak çizmenin daha kolay bir şekli. Yine bakarak çiziyoruz. Herhangi bir kopyaya gerek çizme durumu yok. Kareledik ve işimizi biraz daha kolaylaştırdık. Resmimizde orantılı, ölçülü bir şekilde resmimizi kağıdımıza geçirmiş bulunuyoruz. Şu aşaması, tabii hepsini çizeceğiz. Silmemiz gerekiyor. Çizdikten sonra silmemiz gerekiyor kareleri. Kareleri sildikten sonra aşamamız şu aşamaya geliyor. Bu aşamada tonlama atarken kalemimizin derecesini yükseltebiliriz. 4B, 5B. Eğer açık tonlarla istiyorsak çalışmamızı yine 2B ile 3B ile devam edebiliriz. Biz şuradan şöyle bir kalem alalım. Tonlamayı atarken de açık ve koyu değerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Işığı nereden aldık? Resimde her zaman
İlk başlangıçta çizdik şeklimizi. Çizdikten sonra ışığın nereden geldiğini bilmemiz gerekiyor. Sağdan mı alıyor, soldan mı alıyor, arkadan mı alıyor ışığı, nereden aldığını bilmemiz gerekiyor ki ona göre resmimizin üstünde tonlamaya girelim. Bu resmimizde ışığı sağdan alıyoruz. Yine şu da göstereyim ben. Bu aşamaya geldik. Karelerimizi sildik. Tonlamaya geçiyoruz. El altı kağıdıyla devam edeceğiz tonlamaya geçerken. Tonlama yaparken el altı kağıdını niye kullanıyoruz? Hem elimiz batmasın, hem çalışmamız batmasın diye küçük bir kağıdı elimizin altına alıp tonlamamıza başlıyoruz. Tonlamayı da yine daha önceki videomuzda da gösterdiğimiz gibi şeklimizin kenar eğimi neyse, nasılsa ona göre tonlamamızı giriyoruz. Açık koyu değerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Işığı alan kısımlar biraz daha açık, gölgede kalan kısımlar biraz daha koyu olması gerekiyor. Açık koyu değerlerini doğru vermezsek yaptığımız resimde bir monotonluk olur. Göze hoş görünmez. O yüzden açık koyu değerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Tonlamamızı bu şekilde, acele etmeden, doğru tonları doğru yere vererek devam ediyoruz. Yine eğimimiz, resimdeki eğimler hangi yöndeyse ona göre elimizdeki kağıdın yönünü değiştirerek tonlamamızı daha rahat bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Tabii tonlarımızı atarken de resmimizden gözümüzü ayırmıyoruz. Sürekli orayı takip ediyoruz. Hangi ton nereden gelmiş, nereye doğru gitmiş. Sürekli takip ederek resmimize tonumuzu girmeye devam ediyoruz. Şu bayrak direğinden devam edelim. Buradan yine şuradan biraz daha kareleri silip tonlamaya devam edebiliriz. Hepsini silmek yerine kullanacağımız yeri silerek yapmak daha mı kolay oluyor hocam? Yok, hepsini silmemiz gerekiyor. Fakat aşama aşama gösterdiğim için ben burada bir kısmını silerek devam ediyorum. Hı hı. Normalde çizimi yaptıktan sonra dediğim gibi kareleri tamamen siliyoruz. Daha sonra tonlamaya karelerin olmadığı bir yüzeyde devam ediyoruz şu şekilde. Hı hı. Buradan biraz daha ton girelim. En son aşamasını yapmıştık. Onu göstereceğim ben size. Çünkü bu şekilde biraz aşağı aşağılarda da devam edeceğiz. Aynen, aynı şekilde. Dediğim gibi açık koyu tonlara dikkat ederek resmimizi tonlamaya devam ediyoruz. Bu şekilde hangi tonun neredeyse devam ederek gidiyoruz. Dediğim gibi bundan sonraki aşamasını zaten biz yapmıştık. En son aşamasını şu şekilde gösterelim. Bitmiş hali resmimizin. Resmimizin bitmiş hali. Şöyle aşama aşama da gösterebiliriz. Evet, nereden hocam başlamıştık? Nasıl yaptık isterseniz. Hangi aşamalarda anlatalım devam ettik? En son aşamamızda ne oldu? Bu şekilde. Dediğim gibi ilk önce kareleme tekniğinde elimizde resmedeceğimiz resmin
Çıktısını aldık, daha sonra karelere böldük. Karelere böldük, karelere böldükten sonra da resmini yapacağımız, kağıdımızı da aynı şekilde. Örneğin bu resim kağıdında elimizi kaç parçaya böldüysek, resim yapacağımız kağıdı da enini aynı parçaya bölüyoruz. Eninde ve yüksekliğinde aynı parçalarda, aynı sayıda kareler olması gerekiyor. Sadece yaptığımız ne burada? Değişen olay, kağıdımızın boyutu büyüdü. Küçük kağıdımızı, küçük resmimizi büyük bir kağıda orantılı bir şekilde çizmiş olduk. Daha sonra çizdikten sonra karelerimizi ayırdık, çizdik. Şeklimizi düzgün bir şekilde çizdikten sonra karelerimizi siliyoruz. Onu şu aşamada gösterdik. Karelerimizi silip tonlamaya geçiyoruz. Bu üçüncü aşamamız. En son aşamamızda da tonlarımızı tamamen girerek resmimizin son halini ortaya çıkarmış oluyoruz. Şu şekilde küçük olan resmimizi orantılı bir şekilde büyüterek kağıdımıza geçtik. Çok güzel oldu hocam. Ellerinize, emeğinize sağlık. Teşekkürler. İsteyen vatandaşlarımız da bu şekilde yaparak, daha kolay bir yöntemle yaparak aynen öyle resim yapabilirler. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Yaptığınız resim için emeklerinize sağlık. Değerli izleyicilerimiz, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dilek hocamız bugün bizlere kareleme tekniğiyle kara kalem nasıl yapılır onları anlattı. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Efendim bizler yine burada olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalından veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın, bizimle kalın.